Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyolojinin son dersini yapıyoruz gençler. 3. ünitemiz neydi? Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı. En son kısmında da doğal kaynakların sürdürülebilirliği var. Bugünkü dersimizde bu kısmı da anlattığımız zaman konu anlatımlarımızı tamamıyla bitirmiş olacağız. 10. sınıf biyolojiyle vedalaşacağız gençler. O yüzden hemen ödevlerinizi de göstereyim. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği önemli. Neden? Geçen sene üniversite sınavında doğrudan buradan bir soru geldi. Biliyorsunuz üniversite sınavında işte biyoteknoloji, çevre kirliliği, sürdürülebilirlik, kalkınma gibi kavramlar daha fazla değeri artan konular. E, bugünkü son dersimiz olduğuna göre tabii ki 10 Dinamo'dan sonuna kadar her yeri çözmüş olmanız gerekiyor. Yazılı hazırlık sayfalarını, ÖSYM tarzı test sayfalarını da mutlaka çözün. Ünite testlerini zaten çözmeniz gerektiğini söylememe gerek bile yok gençler. Bunun haricinde ne yapacağız yaz döneminde? Tabii ki boş durmayacağız. Ondan 11'e hazırlık kampımızda sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz ki tüm konular birbiriyle bağlantılı. Özellikle 9 ve 10. sınıfta gördüğümüz konular 11 ve 12. sınıfta tekrar karşımıza çıkıyor. Üstüne bir şeyler koymamız gerekiyor. O yüzden yaz dönemini süper bir şekilde geçirirsek 11. sınıfa çok iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. Biz de sizlerle birlikte olacağız. Yaz döneminde 10'dan 11'e on kampımızı yapacağız gençler. 10'dan 11'e on kampının içerisinde edebiyat, tarih, coğrafya olacak. Fizik, kimya, biyoloji olacak. Aynı zamanda tabii ki olmazsa olmazımız matematiğimizde olacak gençler. Kitaplarımız çıktı. Siz de hazırlıklarınızı yapın. Yaz dönemiyle ilgili kamp duyurularımızı yapacağız. Hazırsanız yazın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimiz neydi? Doğal kaynakların sürdürülebilirliğiydi. O zaman sürdürülebilirlik nedirle başlamış olacağız. Sürdürülebilirlik genel bir kavram aslında. Devamlı haber programlarında da duyuyoruz. İşte kalkınmanın sürdürülebilirliği, ekonominin sürdürülebilirliği gibi ne demektir? Buna bakacağız. Daha sonra doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması için bizim üstümüze düşen görevler neler? Bizler neler yapmalıyız? Bunlardan da bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Kullanım alanları ve faydaları dediğimiz zaman sadece akademik bilgi açısından değil güncel çevre sorunları, doğal kaynaklar, biyoçeşitlilik hayatımız açısından çok önemli konular gençler. TET sınavında zaten sorusunun geldiğini söyledim. Ödevlerinizi de ben size en başta verdim. Buradan başlayacak olursak doğal kaynakların sürdürülebilirliğin önemi diyerek doğa tarafından biliyorsunuz insanın kullanımına sunulan yer altında ve yer üstünde bu olunabilen, yenilenebilir veya yenilenemez kaynaklara doğal kaynaklar ismini veriyoruz. Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşitlilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına da sürdürülebilirlik ismini veriyoruz. Durdum, birkaç şey söylemek istiyorum gençler. Bizim bir yenilenebilir, bir de yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Yenilenebilir enerji kaynağını şöyle aklında tutabilirsin. Biz enerjiyi bundan elde ettiğimiz zaman bu bitmiyorsa yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bir şeyden enerji elde ediyorsak ve bunun tükenme ihtimali varsa yenilenemez enerji kaynağıdır. Mesela güneş enerjisini düşünelim. Çatıma gittim, güneş panelini koydum, bu da benim suyumu ısıttı. Güneş panele vurdu, suyun ısınmasını sağladı diye güneş biter mi? bitmez. Rüzgar yel değirmenini döndürdü. Ben buradan enerji elde ettim. Rüzgar yel değirmenini döndürdü diye biter mi? Bitmez. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji çeşitleri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Ama petrol gibi, doğalgaz gibi... E, fosil yakıtlar, kömür gibi Enerji kaynakları ise yenilenemez enerji kaynağıdır. Mesela kömür kaynaklarını düşündüğümüz zaman milyon senede kömür kaynakları meydana geliyor. Biz 500 senede neredeyse sonunu getirdik. Bir süre sonra tüm rezervler bitecek. Rezervler bittiği zaman da haliyle bu kaynaklar yeniden oluşmak için uzun yıllara ihtiyaç duyacak gençler. Sürdürülebilirlik ise demek oluyor ki şöyle söyleyeyim. Sen bir kaynağı kullan ama gelecek nesilleri de düşün. Kendi ihtiyaçlarını giderirken bir sonraki nesli de işin içine kat, hesaba kat. Sınırsız şekilde harcama, yapma anlamına geliyor. Biliyorsunuz aralarda da çok söylüyorum. Dünyadaki tatlı su kaynakları çok azaldı tatlı suların kullanımına dikkat etmemiz lazım. İşte su bulunan ülkeler su kaynaklarına sahip ülkeler gelecekte çok önem kazanacak gibi gibi konuşmalar yapıyoruz. Şimdi ben ölene kadar çeşmeleri sonuna kadar harcasa açsam harvurup harman savursam su kaynaklarını bitiremem. Ben ölene kadar dünya üzerindeki tatlı su kaynakları tükenmez ama ya benden sonra gelen nesiller ya benden sonra olacaklar diye düşünmeli. Suyu sürdürülebilir bir şekilde kullanmalıyız. Yani tabii ki kendi ihtiyaçlarımı karşılayayım ama gelecek nesilleri de düşüneyim anlamına gelir sürdürülebilirlik kavramı. Buradan devam edecek olursak tabii ki bununla ilgili ülkelerin resmi çalışmaları da söz konusu. Sürdürülebilir kalkınma kavramı resmi olarak ilk kez 1987 yılında kullanılıyor. Kim tarafından? Birleşmiş Milletler tarafından. Ortak geleceği adlı raporda kullanılıyor bu kavram. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma. bugünün gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın Yani sen bugünkü ihtiyaçlarını karşıla, Sonra gelecek nesilleri de düşünerek onları da karşılayacak şekilde kalkınma olarak tanımlanmış durumda sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere tabii ki üç tane bileşeni var. Doğal kaynaklara baktığımız zaman biz bu doğal kaynakları bilinçsiz ve aşırı kullandığımızda tabii ki doğal kaynaklarımız zarar görüyor. Başta insanlar olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamları olan ekosistemler doğal kaynakların zarar görmesinden olumsuz yönde etkileniyor gençler. Doğal kaynaklara verilen zararları önleme ve zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma, düzenleme çalışmalarında modern teknoloji yetersiz kalıyor. Doğal kaynakları bilinçsiz ve aşırı kullandığımız zaman israf ettiğimiz zaman gelecek nesillerin ekolojik olarak sorun yaşamasına neden olabiliyoruz Baktığımız zaman diğer önemli kavramlarımızdan bir tanesi de biyolojik çeşitlilik kavramı Dünya üzerinde yaşayan canlıların tamamına birden biyolojik çeşitliliği oluşturur diyoruz Biyolojik çeşitliliği de tabii ki kendi içerisinde genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Genetik çeşitlilik dediğimiz zaman aynı türden bireyler arasındaki farklılıklara genetik çeşitlilik diyeceğiz. Tür çeşitliliği ise Tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyorduk. Tabii ki doğada, ekosistemde tür çeşitliliği de oranın zenginliği anlamına gelecek. Ekosistem çeşitliliği dediğimiz zaman da canlıların yaşadığı farklı alanlar ve bu alanlarda gerçekleşen olayların çeşitliliğinden bahsediyoruz. Doğal dengenin unsurlarından biri tabii ki sürdürülebilirliğin garantisi olan biyolojik çeşitlilik. Dünya üzerindeki canlılar yaşamlarına devam ederse doğal kaynakların, ekosistemlerin kendini yenileme hızları da yüksek oluyor gençler. İnsanlar gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının birçoğunu tabii ki biyolojik çeşitlilikten, biyolojik canlılardan karşılıyorlar. Sanayinin ham maddesi de biyolojik çeşitliliği oluşturan canlılardır ürünlerinden sağlanıyor. Mesela pamuk bitkisinden işte pamuk kumaşlar elde ediliyor. Hayvanların derilerinden yine kıyafetler, işte mobilyalar elde ediliyor. Yani günlük hayatımızda gıda sektöründe kullandığımız gibi giyim sektöründe, kozmetik sektöründe, ilaç sektöründe her sektörde canlılardan yararlanıyoruz. Genellikle bitki ve hayvan unsurları veya mikroorganizmalar olabiliyor gençler. Sağlık alanında biyoçeşitliliğin önemi tabii ki çok büyük. Günümüzde geleneksel tedavi avi yöntemleri tabii ki birçok kişi tarafından da kullanılabiliyor. Baktığımız zaman pek çok ilacın zaten bitkilerden veya mikroorganizmalardan elde edildiğini de biliyoruz gençler. Ekosistemlerdeki türler birbirleriyle etkileşim içerisinde hiçbir canlı tek başına varlığını devam ettiremez. Başka bir canlıyı besin olarak tüketecek bir canlının atığı onun için besin olabilir. Mesela onun atığı başka bir canlıyı etkiliyordur. Canlılar mutlaka birbirleriyle etkileşim halindeler. Bir türün yok olması ya da zarar görmesi ekosistemdeki tabii ki diğer türleri de olumsuz yönde etkileyecek. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik de koruma altına alınmış durumda. Bununla ilgili yasalar var gençler. Aynı zamanda kurulmuş alanlar var. Türkiye'de biyoçeşitlilik, milli parklar kanunu, kara avcılığı ve su ürünleri kanunu gibi yasalar tarafından korunuyor. En basitini biliyoruz. Belli aylar içerisinde balık tutmak yasak. Neden? devamlı devamlı her ay balık avcılığı yapıldığı zaman daha küçük olan balıklar yakalandığı zaman büyüyüp yavru veremedikleri zaman denizlerimizdeki balık sayısında aşırı bir azalma söz konusu oluyor. Bu da balıkların bir süre sonra neslinin tükenmesi anlamına gelebilir gençler. O yüzden mesela diyorlar ki işte haberlerde av yasağı kalktı. Balıkçıların yüzü güldü diyorlar. Balıkları daha fazla tüketebilelim diye belli dönemlerde bunların avlanması yasaklanıyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları türlerin doğal alanlarında korunduğu yerlerdir. Tabii ki hayvanat bahçelerine hayvanların kafesler içerisinde tutulmasına karşıyız gençler. Hayvanların neslini devam ettirebilmesini, türlerin korunmasını istiyorsak onlar için doğal yaşam alanları, doğal koruma alanları oluşturmamız gerekiyor. Yaban hayatı geliştirme sahaları da doğal koruma alanlarına örnektir. Canlıların dünya üzerinde ilk ortaya çıktıkları ve yayıldıkları bölgeye de gen merkezi ismi veriliyor. Dünya üzerinde de bakıldığı zaman toplam 8 tane gen merkezinin bulunduğu biliniyor. Yakın Doğu ve Akdeniz Havzası gen merkezleri Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alır. Düşünebiliyor musun? canlıların ilk ortaya çıktığı düşünüldüğü yerler gen merkezi. Dünyada 8 tane gen merkezi var. 8 tane gen merkezinin 2 tanesi bizim ülkemizin sınırları içerisinde. Yani bizim ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin. Dünya açısından da çok önemli bir noktada. Bu merkezler dünyada tarımı yapılan çok sayıda bitki türünün tabii ki ana vatanını oluşturmuş oluyor sadece sınırları belli bir coğrafi alanda yetişebilen başka alanlarda bulunmayan türlere endemik tür ismini veriyoruz. Aslında pandeminin tersi oluyor gençler. Pandemi ne demek? Yaşadık maalesef ki biliyoruz. Dünya üzerinde her yerde yayılış gösteriyorsa pandemik tür, pandemi meydana geldi denir. Dünyada sadece belli bir bölgede bulunan canlılara ise endemik tür ismini veriyoruz. Endemik tür bakımından da Türkiye çok zengin. Pek çok hayvan, pek çok bitki türü bizim ülkemizde endemik tür oluyor gençler. Ya hocam bu bizim işimize nasıl yarayacak? Şöyle yarayacak. Diyelim ki X ağacı endemik bir tür ve sadece bizim ülkemizde yetişiyor. Bu X ağacından bir ilaç elde ediliyorsa tüm dünya bizim ülkemize ihtiyaç duyuyor. Diyor ki senin ağacından bu ilaç elde ediliyor. Bu ağacı bana sat. Bu ağacı bana ver. Bu ağaçtan sen ilaç yap, ilacı bize ver gibi. Bunun hem ekonomik hem sosyolojik pek çok artısı var gençler. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değerleri tabii ki yüksektir canlıların doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle soyları tükenebiliyor. Soyu tükenmiş türlerde biyolojik çeşitlilik açısından tabii ki çok büyük bir kayıptır gençler. Dünyada ve ülkemizde pek çok nesli tükenmiş canlı türü var. Doğadan yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan toplanması, başka bir ülkeye gönderilmesi biyo kaçakçılık, biyo korsanlık olarak isimlendiriliyor. Yani benim ülkemde bir tane çam ağacı türü var. Endemik bir tür. Sen bunun dalını kesip bavuluna koyup yurt dışına götüremezsin. Çünkü ne yapabilirsin? O dalı çiçeklendirip, daha doğrusu köklendirip yurt dışında da çoğaltabilirsin. Orada çoğalttığın zaman bu artık benim ülkemin endemik türü olmuyor. Bununla ilgili hem maddi cezalar hem de hapis cezaları var gençler. Doğadan canlıların toplanması popülasyon sayısının tabii ki azalmasına neden oluyor. Bu da ekosistemin dengesinin bozulmasına yol açıyor. Ekosistemler tahrip oluyor. Biyolojik çeşitliliğinde kaybı tabii ki meydana geliyor. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde tabii ki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine bağlı. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Biyo kaçakçılığı önlemeliyiz hocam. Çevre tahribatının tabii ki önüne geçmeliyiz. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türleri de korumaya almalıyız. Mesela işte üreme sıkıntısı yaşıyorsa pek çok teknolojik gelişmemiz var. Bu teknolojik gelişmeleri kullanarak nesillerini çoğaltmalarını sağlayabiliriz. Bunların sayısı iyice azaldıysa ortamda bulunan avcıları ortamdan alıp bunlara doğal bir yaşam ortamı oluşturup sayılarını arttırmalarını bekleyebiliriz. Mesela eskiden çok meşhurdu gençler e, yurt dışından ülkelere. İşte büyük başkanlar, cumhurbaşkanları diyeyim geldikleri zaman panda hediye ederlerdi. Aslında panda da bir hayvan. Niye başka bir ülkenin işte yetkilisi başka bir ülkenin yetkilisine getirip panda hediye ediyor? Çünkü pandaların nesli tükenmek üzere. O yüzden çok değerli canlılar. Ülkeler birbirine hediye etme gereksinimi duyuyorlar. Yani sana çok değerli bir şey verdim anlamına geliyor diyeyim. Devam edelim canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda sağlanmasını sağlayan ortamlar var. Bunlara gen bankası ismi veriliyor ya da bitkilere ait tohumların da uygun koşullarda saklandığı alanlar var. Bunlara ise tohum bankası ismi veriliyor. Ola ki bu canlıların neslinde bir tükenme söz konusu olursa gen bankalarından, tohum bankalarından bunlar elde edilebilsin diye. Dünyanın üçüncü büyük gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmış durumda unutmayın gençler dünyanın üçüncü büyük gen bankası da bizde devam ediyorum biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alınabilecek önlemlere de bakacak olursak tabii ki ne yapmalıyız biyolojik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda halkı bilinçlendirmeliyiz. Nasıl bilinçlendireceksin? Canlılara zarar vermememiz gerektiğini okul müfredatlarına koyacaksın. Öğretmen gelecek biyolojik çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu, canlılara zarar vermememiz gerektiğini derste anlatacak. Belli bir yaşta bunun bilinci oluşturulacak. Halk iyice bilinçlensin diye ki müfredatımızda tabii ki bunlardan bahsediyoruz gençler. Başka neler yapabiliriz? Bununla ilgili televizyon programları yapılabilir. Bununla ilgili toplantılar düzenlenip belediyelerde işte insanlara doğal kaynakların önemi anlatılabilir. Mesela İlkokula giden çizgi filmlere baktığınız zaman ilkokula giden çocukların izlediği çizgi filmlere baktığınız zaman çizgi filmlerde ne deniliyor? Dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın deniyor. E bakıyorsun küçük çocuğa bundan etkileniyor. Hemen dişini fırçalarken fırçalarken açık tutmamam gerekiyor. Ben suyu kapatmalıyım deyip suyu kapatıyorlar. Bu neyi meydana getiriyor. Tabii ki onun bu kaynaklar açısından bilinçlenmesi anlamına geliyor. Bu konuda gönüllü çalışmalar yapan tabii ki sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi gerekiyor. Çayır, mera ve yaylalarda aşırı otlatma önlenmeli. Aşırı otlatma sonucunda meralarda bulunan bitki türleri Tabii ki nesli tükeniyor gençler. Biyo kaçakçılık, kaçak avlanma yasal ve teknik önlemlerle engellenmeli. Devlet balık yakalamak yasak diyorsa balıkçılık yapmayacaksın o dönemde. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi önlenmeli. Milli parklar Tabiat koruma alanları, doğal sit alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, gen ve tohum bankaları, botanik bahçeleri gibi yerler arttırılmalı ve çoğaltılmalı. Bunlar canlıların doğal olarak korunmasını sağlayan alanlardır gençler. Hemen sorularımızı da çözüp konumuzu bitiriyorum. Yukarıdakilerden hangileri doğal yaşam alanı dışındaki koruma yöntemlerindendir diyor. Baktığımız zaman botanik bahçeleri bitkileri getirdim belirli bir alanda hepsini ekiyorsun. Tabii ki bu bir doğal alan değil ama bitkileri çoğaltabilmeni sağladığı için yapay koruma alanlarına örnek olacak. Doğal sit alanı ne demek? bölgenin etrafını çevirmişler. Diyorlar ki buraya bulaşma, burada inşaat yapma, burada kafe açma, burada canlılar yaşamına devam etsin. Doğal sit alanları tabii ki doğal yaşama alanlarıdır. Gen bankaları dediğimiz zaman da yine yapay koruma alanlarını örnek olacak. Neden? O bankayı biz kurduk. Genleri toplayıp orada muhafaza ediyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Baktım dışındaki koruma yöntemlerindendir dediği zaman aşağıdakilerden hangileri doğal yaşam alanı dışındaki koruma yöntemlerindendir? Baktığımızda 1 ve 3 olacak gençler. Hemen şurayı da 1 ve 3 olarak değiştirmiş olayım. Endemik türlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Habitatları çok geniştir diyor. Endemik tür ne demek? Doğada sadece belli bir bölgede yaşayan canlılara endemik tür ismini veriyorduk. Endemik türlerin tabii ki sınırları belli, habitatları dardır gençler. Bu bizim için gitti. Bazılarının nesli tükenme tehlikesi altındadır diyor. Endemik türler nadir bulunan canlılar olduğu için tabii ki bazılarının nesli tükenme tehlikesi altında sadece hayvan türlerinden oluşurlar Hadi oradan bir sürü bitki türü de endemik tür olabiliyor hangileri doğrudur dediği zaman cevabımız yalnız iki şeklinde oldu biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını olaylarından hangileri olumlu yönde etkiler demiş bakıyorum Bireylerin bilinçlenmesi için çeşitli projeler hazırlanmalı, insanlara doğal kaynaklar, biyolojik çeşitlilik anlatılmalı. Tabii ki bu olumlu yönde bir etki gösterecektir. Kirletici maddelerin doğaya karışmasını engellersen doğal kaynakları korumuş olursun, canlılara zarar vermemiş, biyoçeşitliliği de korumuş olursun. Doğal sit alanlarını koruduğun zaman zaten biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak. Hemen cevabımızı da işaretlediğim 1, 2 ve 3 oldu. Buradan da devam ediyorum. Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin fazla olmasının nedenleri arasında özelliklerinden hangileri sayılabilir? Üniversite sınavında da buna çok benzer bir soru geldi gençler. Farklı iklim tiplerine sahip olması tabii ki burada biyolojik çeşitliliğin fazla olmasına neden oluyor. İklime göre canlıların yayılışları dünya üzerinde farklılık gösterir. E bizde de çok farklı iklim tipleri var. O yüzden de bu iklim tipine uyum sağlamış canlıları her yerde görebiliyoruz. Bazı canlıların üç kıta arasındaki geçiş yolları üzerinde bulunması ülkemizin yine daha değerli olmasını sağlıyor. Farklı yeryüzü şekillerinin bulunması, dağların, ovaların, meraların, çukurların olması da yine canlı çeşitliliğini arttırıyor gençler. Cevabımız tabii ki E oldu. Son sorumuzu da çözdüğümüze göre özetimi veriyorum, bitiriyorum. Doğada insanın etkisi olmadan oluşmuş, yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar var. Bu kaynakların tamamına doğal kaynaklar diyoruz. Doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına ise sürdürülebilirlik ismini vereceğiz. Dünyadaki tüm canlılar, dünya üzerinde bulunan canlıların tamamı birden tabii ki biyolojik çeşitliliği oluşturacak. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği bir araya geldiği zaman zaten biyolojik çeşitlilik meydana geliyor. Bölgedeki farklı türler tür çeşitliliğini, canlıların yaşadığı farklı alanlar ekosistem çeşitliliğini meydana getiriyor. Aynı türün içerisindeki çeşitlilik de genetik çeşitliliği meydana getirmiş oluyor. Yeryüzünde sadece belli bir bölgede yaşayabilen canlılar endemik türlerdir. Ülkemizde endemik türler açısından oldukça zengindir. Bir canlıya ait dokunun, organın çok uzun yıllar boyunca saklanmasını sağlayan yerlere gen bankası ismi veriliyor. Bitkilere ait tohumların saklanmasının sağlandığı alanlara tohum bankası deniyor. Ülkemizde de gen bankaları ve tohum bankaları bulunuyor. Yabani bitkilerin ve hayvanların ya da onlara ait parçaların yetkili kurumların izni olmadan yurt dışına çıkılması, çıkarılmasına da biyo kaçakçılık izmi veriliyor gençler. Böylelikle doğal kaynakların sürdürülebilirliği kısmını da bitirmiş olduk. Hemen ödüllü sorumuzu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum.